Kırım Kongo hastalığı. Ha evet. Demiştik. Evet hocam. Koronanın başında Kırım Kongo, bildiğiniz odun kenesi. 850 çeşit kene var. Hı. Bilinen. Bunlardan odun kenesi Ixos resinus vesaire denir. Latincesi bu şeye benzer. Hint baklasına benzediği için onun ismiyle anılır. Çok küçük. Şimdi bu kene Allah'ım hocam. Şöyle bu ne hortum gibi şey var. Burnu hortum gibi soktuğu zaman deriye kan emer. Kendi ağırlığının 200 katı fazla kan emebilir. Of, bu kene. Şimdi kene oldukça yüksek. Odun kenesi çok nadir bir bazı hepsi değil de bazıları ya virüs taşır. Hı hı. Naroi virüsü denen bir virüs. Bu virüs eğer ki kişi odun kenesi kişiye mesela pikniğe şey gittiniz sağa sola denize gittiniz ağacın altında söğüdün altında vesaire kene geldi sizin herhangi birinize kondu ne yapacaksınız? Derinize hortumu soktu. Evet. Hemen onu çekip alamazsın. Alırsanız başı kopar deride kalır tehlikeli. Ne yapacaksınız? Cımbızla veya pinsetle saat yönünde şöyle çevireceksiniz. Çevirmezseniz kafası kopar, deride kalırsa of. Virüs kana karışır. Kana karışırsa menenjit hastalığı, hı-hı, beyin zarı iltihaplanması, evet, ensefalit, beyin iltihaplanması gibi çok ağır hastalıklar meydana gelir. Ölüm, bu yüzden de hocam geçen senelerde Kırım Kongo kanamalı rahatsızlıklardan dolayı da çok fazla kişi hayatını kaybetti keneler dolayısıyla. Hocam süremizin sonuna geldik. Çok az vaktimiz kaldı. Bu Kırım Kongo kanamalı rahatsızlıklarda nasıl bir gıda takviyesi kullanmalıyız? Onun ismini de verelim çünkü araya Kırım gireceğiz. Kongo'da yapılması gereken iş cımbızla veya pinsetle yavaş bir şekilde keneyi çekeceğiz. Çekmek yok. Döndürüyoruz. Saat yönünde böyle döndürüyoruz. Tuttuktan sonra döndürüyoruz. Çekerseniz evet. Evet. Kafası kopar, derin içinde kalır. Virüs de içeride kalırsa virüs kana karışır. Allah korusun. Evet. Şimdi sinir lot dedim. Arı, böcek sokmasına karşı, iltihaplara karşı sinir lot ne yapıyor? İltihabı çekiyor, emiyor. Arı soktuğu zaman, böcek soktuğu zaman sinir lot hemen yok ediyor. Hı hı. Ama burada kene de bilmiyorum çünkü denemedim. Bir. İkincisi, bu keneyi çıkardıktan sonra alkolle yıkanması gerekir veyahut da daha etkilisi çay ağacı yağıyla. Evet. Çıkarılan yeri yıkamak gerekir ve acil olarak doktora veya sağlık ocağına hemen gözükmek gerekir. Çünkü zamanında çıkarılan kene ciltten virüs taşıyor mu, taşımıyor mu bilemediğimiz için ne yapmak gerekir? Acil sağlık ocağı veya hastaneye gitmek gerekir. Tamam, evet hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Yine bizi sağlıklı bilgilerinize bilgilendirdiniz ve doğal tedavi yöntemlerini bize anlattığınız için. Perşembe günü yine saat 17'de İbrahim hocamızla beraber olacağız ve konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz.